Evet, merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sayfamıza hoş geldiniz. Herkese başarılar diliyoruz. Daha önce atmış olduğumuz serice 1, 2, 3, 4'ten hem yazılı hem uygulama sorularını çözerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Hemen başlayalım. Evet, 5 yıldızlık olur tablomuzdan bugün Şenol İrfan'ı almış arkadaşlar. Hocam şimdi serici 3 sınavından çıktım. Sınavdan 92,5 aldım. Uygulamadan 3'te 3 yaptım. 100 aldım. Tebrik ederiz. Gurur tablomuzda eklemekle tabii ki biz de gurur duyuyoruz. Tebrik ediyoruz. Harika puanlar. Soruları yazmış bakın. Bir kanayan yaraya tampon videosu çıktı diyor. İki trafikte bağıran adam kişiliğini sordular. A tipi, B tipi. Üç trafik polisi aracı durdurmuş men sebebi nedir diye trafik sigortası yok. Her şey için teşekkür ederim demiş. Tebrik ederiz. Güzel günlerde kullan. Şenol İrfan. Evet, hemen sorulara geçelim arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırım süresi ne kadardır? 3 gün, 7 gün, 30 gün ve 60 gün şeklinde verilmiş. Tabii ki kasko değeri kadar teminat yatırma süresi, yatırım süresi bildiğiniz gibi 30 gündür arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Önemli sorular arasında size de gelir yıldızlı sınav sorusudur. Hemen ikiye geçelim. İkinci sorumuz şöyle. Buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken fren nasıl yapılır? A. Gidilen hızla devam edilir. B. Motorun frenleme gücünden faydalanılır. Belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır. C. Frenlere sertçe basılır. El freni çekilir. Çok tehlikeli bakın. Frene sertçe basıyorsun. El frenini çektiğin anda tepe taklak gidersin, değil mi? D. Vites boşa alınır. Debriyaj ve frenlerle yola devam edilir. Vites de boşa asla almayın arkadaşlar. Alınmaz. Bakın çok tehlikelidir. Kesinlikle arkadaşlar yapmamız gereken motorun frenleme gücünden faydalanıyoruz, değil mi? Ve belirli aralıklarla hafifçe fren pedalına basıyoruz. Buzlu ve karlı yollarda kesinlikle hız yapmıyoruz. Buna çok çok dikkat etmeniz gerekir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim 3'e. Üçüncü sorumuz şöyle. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir? A. Eşyayı geçici depolama yerinde bekletmek. B. Eşyayı imha etmek. C. Eşyayı transit rejiminde taşımak. D. Eşyayı bir serbest bölgeye koymak. Evet, burada bize sorulan gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir diyor. Bakın gümrükçe onaylanmış. Mesela bakın imha etmek gümrük onaylaması gerekiyor, değil mi? Eşyayı transit rejimine taşımak, serbest bölgeye koymak bunlar onaylanmış işlemdir. Fakat geçici depolama yerinde bekletmek değildir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen dörde bakalım. Ülkemize giren ticari eşyalardan alınan vergi ne ad verilir? Katma değer vergisi, gümrük vergisi, gelir vergisi, özel tüketim vergisi. Tabii ki arkadaşlar burada dikkat ederseniz ülkemize giren ticari eşyalardan alınan vergi nedir? Gümrük vergisidir. Yine tüm SRC'lerde gelebilecek sorular arasında cevabımız Bursa seçeneğidir. Beşinci sorumuz, süspansiyon sistemine en fazla zarar gösteren etkenler aşağıdakilerden hangisidir? Bozuk yol, fazla yük, çukurlar, hepsi. Süspansiyon sistemi değil mi? Süspansiyon sisteminde kesinlikle bozuk yol etkendir, fazla yük etkendir, çukurlar etkendir. Yani burada verilen hepsi
zarar gösterebilecek etkenler arasındadır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet, altıncı sorumuz yine sık sık sınavlarda gelebilecek sorular arasında arkadaşlar. Burada bize en çok Arezi seferle Mekik seferi soruyorlar. Aynı taşıtta bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Düzenli, B. Arizi, C. Mekik, D. Servis şeklinde cevaplarımız verilmiş. Tabii ki arkadaşlar aynı kalkış yerinden aynı varış yerine demiş olsaydı o zaman Mekik sefer diyecektik. Fakat burada kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu dönüşü boş ya da gidişi boş dönüşü dolu taşımacılık verildiği için tabii ki cevabımız sizin de dediğiniz gibi arizi seferdir. Burada bu soruda çok çok önemli. Mekik ve arizi seferi mutlaka bilelim. Hemen 7'ye geçelim. 7. sorumuz banko sorular arasında sık sık geliyor. Uluslararası kargo veya eşya taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? Mesleki yeterlik belgelerimiz hem uygulama sorusudur hem de yazılı sınav sorusudur arkadaşlar. Onun için mutlaka ben her canlı yayınlarımızda ve normal yayınlarımızda SRC çeşitlerinin açılımlarını mutlaka söylüyoruz. Her şeyden önce SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, SRC 3 uluslararası kargo ve eşya taşımak için yeterlik belgesidir. SRC 4 de yurt içi kargo ve eşya taşımacılığı yapması gereken mesleki yeterlik belgesinin adıdır. Tabii bize burada dikkat ederseniz kargo ve eşya taşımak. Kargo ve eşya taşımak için imal edilmiş SRC 3'tür değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuz şöyle. Tır karnesi hareket ülkesi, varış ülkesi ve yol boyu ülkeleri olmak üzere geçilen her ülke için kaçar sayfa ihtiva etmelidir? Birer sayfa, ikişer sayfa, üçer sayfa, dörder sayfa. Tabi bakın bu dikkat edersen 8. sorumuz daha çok SRC 3'te gelir arkadaşlar. SRC 3'te bazı sorular farklıdır. Mesela diğer sorulara göre. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Çalışırken SRC 1, 2, 3, 4 ortaktır. Yani zaman zaman arkadaşlarımızdan mesajlar alıyoruz, telefonlar alıyoruz. Hocam SRC 1'de çıkan SRC 3'te çıkar mı? 2'de çıkar mı? 3'te işte ya da SRC 4'te çıkan SRC 2'de çıkarmış şeklinde. Evet çıkar. Sadece birkaç tane farklı soru gelebiliyor bunun gibi. Burada da dikkat ederseniz ikişer sayfadır arkadaşlar. İkişer sayfa ihtiva eder. Cevabımız evet. Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim. Bir Kazızede'de sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? Yani kaza oldu. Kazızede'yi sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edeceğiz? A. Yakınları geldikten sonra. B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. C. Kendine geldikten sonra. D. Hayati tehlikelere karşı önlem alındıktan sonra. Evet. Burada da tabii ki sağlık kuruluşuna arkadaşlar kazazedeleri sevk etmeden önce mutlaka hayati tehlikelere karşı önlem aldıktan sonra ne yapıyoruz? Sağlık kuruluşuna gitmesini sağlayacağız. Cevabımız burada Denizli seçeneğidir. Tebrikler, başarılar diliyoruz. Hemen geçelim 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi dedikodu olarak değerlendirilmez? A. Çalışanlar hakkında konuşmak. B. İş yeri hakkında konuşmak.
C yöneticileri suçlamak. D çalışanlar üzerinde etkili olmak. Dedikodu. Hangisi dedikodu değildir? Burada üç tanesi dedikodudur. Fakat bir tanesi dedikodu değildir. Değil mi? İşte çalışanlar hakkında arkalarından konuşmak, iş yeri hakkında konuşmak, iş yerlerini kötülemek, yöneticileri suçlamak, kötülemek. Bunlar nedir? Hep dedikodudur, değil mi arkadaşlar? Ama çalışanlar üzerinde etkili olmak dedikodu sayılmaz. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. 11. soruya bakalım. Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir? A. Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumlardan kaçınması. B. Öfke anında haklılığın kanıtlanmaya çalışılması. C. Öfke duygusuna yol açan olumsuz duygu ve düşünceyi anlamaya çalışması. D. Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışına bırakması. Evet. Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için hangisi etkili bir yöntem değildir? Hangisidir? Şimdi siz eğer öfke anında haklılığınızı kanıtlamaya çalışırsanız, değil mi? Daha da orada kötü şeylere sebep verebilirsiniz. Evet, burada cevabımız Bursa seçeneğidir. 12. sorumuza bakalım. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi ve dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi. C. Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar nelerdir arkadaşlar? Ambulans, organ, nakil aracı, itfaiye, değil mi? Jandarma, polis, kar buz mücadelesi yapan araçlar, güvenlik araçları, geçiş üstüne sahip araçlar arasındadır. Bakın deniz seçeneğinde motorlu araçlardan sağdakini soldan gelen araca yol vermesi. Evet, burada kontrolsüz kavşaklarda kuralımız her zaman arkadaşlar şöyle bakın bir şey size hemen burada bir belirteyim. Şimdi burası bir kontrolsüz kavşak olduğunu farz edelim. Bakın bir numara burada da iki nolu bir araç geliyor. Burada geçiş hakkı kimindir? Bakın sağdaki aracındır. Yani iki numara bir numaraya yol vermeyecek. Sağdakine soldakine yol vermesi değil. Sağdakine yani bir nolu aracın sağdakine yol vermesi gerekiyor. Burada cevabımız buradaki Denizli seçeneği nedir? Yanlıştır. Hemen geçelim 13. soruya. 13. soru Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere 2 veya daha 2 veya 3 ayrı süre halinde kullanabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır? Diyor. 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır. 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır. 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır. 4 saat eklenerek 15 saate çıkartılır. Burada arkadaşlar bu soru zaman zaman sınavda gelen banko sorular arasında görebilirsiniz ve tüm serecelerde gelebilecek bir sorudur. Cevabımız 1 saat eklenerek değil mi? 12 saate çıkartılır. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 14'e bakalım. 14. sorumuz yine banko sorular arasında. Bu soru hem yazılı hem de uygulamada geliyor. Serecelerde.
şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Otobüs, traktör, otomobil, iş makinesi. Şimdi unutulmamalıdır ki arkadaşlar, kontrolsüz kavşaklarda dönüş yapan araçlar her şeyden önce diğer motorlu araçlara yol verir. Fakat eğer kontrolsüz kavşakta iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörü var ise ve bunların karşılarında ana yol tali yol işaretleri yok ise iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörler diğer motorlu araçlara yol vermek zorundadır. Burada verilen sorumuza bakalım. İş makinesi var, traktör var ve otomobil var, dönüş yapıyor. Sadece bakın otobüs düz gidiyor. O zaman cevabımız nedir? Otobüs ilk geçiş hakkını kullanır. Bunu size, bakın bu soruyu size görsel olarak da sorabilirler. Hem yazılıda hem de uygulamada. Yani uygulamada görsel sorular içerisinde de görebilirsiniz. Onun için buna da dikkat edelim. Yıldızlı sorular arasındadır. Hemen 15'e geçelim. 15. Geçiş üstüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır? 5, 10, 15 ve 20 şeklinde verilmiş. Geçiş üstüne sahip araçların giriş çıkışlarını gösteren yerlerde tabii ki 15 metre mesafede park etmek nedir? Yasaktır. Hemen 16'ya bakalım. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır? A. Topuktan dize kadar. B. Dizden kalçaya kadar. C. Topuktan kalçaya kadar. D. Topuktan koltuk altına kadar. Burada da diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında diyor. Bakın diz ile ayak kemik kırıklarında topuktan kalçaya kadar atel uygulanıyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 17. sorumuza geçelim. 17. sorumuz şöyle. Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi. B. Yolcuları aracın sağından indirip bindirmesi. C. Araç tam olarak durmadan kapıları açması. D. Gidiş yönüne göre aracını yolun en sağında durdurması. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz soruyu okurken cevabı otomatik olarak çıktı. Yolcu indirip bindiriyorsunuz. Bakın isteyen bindirmek isteyen sürücülerin yapması gereken, burada yasak olanı sormuş. Yasak. Araç tam olarak durmadan kapıları açarsanız değil mi? Orada kazaya sebep olabilirsiniz. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 18. sorumuza geçtik. Yeşil zemin üzerine beyaz yazıyla yazılmış E90 yazısı haritada neyi belirtir? A. İki şehir arasındaki mesafenin 90 kilometre olduğunu. B. Yolun uluslararası yol olduğunu. C. Yolda 90 kilometre hızla gidileceğini. D. Yolun karayolu olduğunu. Burada da unutulmamalıdır ki arkadaşlar, özellikle E90 otoyollarda, yani erişme kontrolü karayollarında, çevre yolunda bu şeyi görebilirsiniz. E90 yazısını bakın. E90 yazısı, O20 yazısı ya da D750 yazısını otoyollarda görebilirsiniz. Burada E90 uluslararası karayolu olduğunu bize bildirir. O yolun uluslararası karayolu olduğunu bildirir. O otoyol demektir. D de devlet karayolu demektir. Bilginiz olsun. Hemen 19'a bakalım. 19. sormuş şöyle. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamdadır? Dur, yol ver. Sağdan daralan ve iki taraftan daralan kaplama işaretlerini vermişler.
Burada da unutulmamalıdır ki aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık demiş olsaydı Adana seçeneği diyecektik arkadaşlar. Burada bize sarı ışığı sormuş. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver işaretiyle aynı anlamdadır ve tali yoldaki yol ver işaretiyle aynı anlamdadır. Hızınızı azaltın. Karşıdan gelen araçlar varsa dikkatli bir şekilde geçin diye bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Hemen 20'ye bakalım. 20. sormuş şöyle. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimleri dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidirler? 20, 30, 50 ve 60 şeklinde. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerleri dışında önündeki araçla arasındaki takip mesafesi her zaman 50 metre olmalıdır. Takip mesafesi hızın yarısıdır. Aracın 2 saniyede kat ettiği süredir. Ve 88-89 sayılarını arka arkaya söylediğimizde yine bize takip mesafesini verir. Fakat bu uygulama tehlikeli madde taşıyan araçlarda geçerli değildir. Burada cevap C seçeneğidir. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yine duraklama yaptıkları zaman 20 metre aralarında mesafe bırakmaları söz konusudur. Geçelim hemen 21'e. Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma yönetmeliğinin kapsamı dışındadır? Evet, kapsamı dışında olanı soruyor bize. A. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. B. Taşıma işleri komisyonculuğunu yapanlar. C. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt araç gereç yapı tesisleri. D. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taşıtlarla ve bunların romuklarıyla yapılan taşımalar. Karayolu taşıma yönetmeliğinin kapsamı dışında olanı sormuş. Tabii ki burada cevabımız Denizli seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusudur. 22'ye bakalım. Eşyaların karayolundan uluslararası nakliyatı için mukavele sözleşmesi CMR hangi taşımalarda uygulanır? A. Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda. C. Cenaze taşımalarında. Pardon. B. C. Ev eşyası taşımalarında. D. Ücret karşılığı kara taşımalarında. Evet. Burada da tabii ki ücret karşılığı kara taşımalarında kullanılıyor. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 23. Sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihte itibaren tazminatı kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? 30 iş günü, 20 iş günü, 11 iş günü ve 8 iş günü şeklinde vermişler. Tabii ki 8 iş günü içerisinde ödemek zorundadırlar. Cevap Denizli seçeneğidir. 24. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir? A. İşitme sistemine, B. Strese, C. Uykusuzluk, D. Konsantrasyon artması. Olumsuz etkilerinden biri değildir. Bakın olumsuz. Ya burada cevabımız ne diyor? 3 tane olumsuz, bir tane olumlu olacak yani. Olumsuz etkilerinden biri değildir. Bakın işitme sistemi olumsuz, stres olumsuz, uykusuzluk olumsuz. Fakat konsantrasyonun artması olumludur. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 25. Kamyon ve çekicilerin periyodik muayeneleri kaç yılda bir yaptırılır? 3 yılda bir, 2 yılda bir, yılda bir ve 10 bin pardon 100 bin kilometrede demiş. Evet burada bakın kamyon ve çekiciler. Bu soru da sık sık sınavda geliyor. Otobüs, kamyon, çekici değil mi? Yani otomobil, kamyonet. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar. Ticari amaçla kullanılan tüm araçlar yılda bir muayene yapılması söz konusudur. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hususi araçlar 2 yılda bir. Lastik tekerlekli traktörlerde 3 yılda bir muayeneye tabi tutulur.
26'ya bakalım. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler? 3 gün, 8 gün, 12 gün ve 20 gün. Tabii ki 12 gün araç kullanabiliyorlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 27'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Yolun eğimi. B. Yolun yüzeyi. C. Soğutma donanımı sıvılarının tam olması. D. Lastiklerin durumu. Bakın frenleme mesafesini etkileyen faktörler. Yolun eğimi etkiler mi arkadaşlar? Etkiler. Yolun yüzeyi etkiler mi? Etkiler. Lastiklerin eski olması, yeni olması etkiler mi? Kesinlikle etkiler değil mi? Tabi burada dikkat ederseniz soğutma donanımı sıvılarının tam olması ile ilgili değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir ve yıldızlı sorular arasında. 28 yine ilk yardımdan gelmiş. Bakın ilk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Kanamanın durdurulması. B. Dolaşımın değerlendirilmesi. C. Solunum yolunun değerlendirilmesi. D. Hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi. Bize ABC'de B'yi sormuşlar. Bakın B'nin anlamını sormuşlar. Tabii ki A nedir? A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesidir. B. Solunumun değerlendirilmesidir. C'de dolaşımın değerlendirilmesidir. B'yi sorduğu için cevabımız Ceyhan seçeneği solunum yolunun değerlendirilmesidir. Geçelim 29. sorumuza bakalım. Evet. Tır karne giriş çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin gümrük idaresince karşılaştırılarak çakıştırılmasına ne ad verilir? Bakın yine bir serici 3 sorusu. Bir tır işleminin sona ermesi, bir tır işleminin başlaması, bir tır işleminin ibrası, bir tır işleminin onaylanması. Çakıştırmak, çakıştırmak, ibra etmek, işlemin ibra edilmesidir. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Hemen 30'a bakalım. 30 lastiklerin rotasyonu ne anlama gelir? A. Lastik ile jant arasındaki uyum. B. Lastik dönüş yönü. C. Lastik havalarının kontrolü. D. Düzenli yer değiştirme. Rotasyon, değil mi? Rotasyon. Ne demek arkadaşlar? Yer değiştirmek. Değil mi? Yer değiştirmek. Rotasyon. Mesela memurlarda da rotasyon vardır. Yer değiştirme. Lastiklerin rotasyonu aynı şekilde yer değiştirmektir. Düzenli olarak Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen bakalım 31. Ani ve beklenmedik risklere karşı önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir? A. Taşıma sözleşmesi, B. Kira sözleşmesi, C. Sigorta, D. Korunma sözleşmesi. Tabii ki risklere karşı ödenen, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin ortadan kapsayan, bakın karşılığında olası risk sigorta şirketine transferlerini kapsayan iki taraflı sözleşme nedir? Adı üzerinde sigorta ettirmek değil mi? Ani beklenmedik risklere karşı sigorta ettirmek. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen bakalım. 32. soru gelsin. 32 şöyle: serbest dolaşımda bulunan eşya ne demektir? A. Bütün ülkelere herhangi bir izin söz konusu olmadan girişi yapılabilen eşyadır. B. Türkiye gümrük bölgesine giren eşya ile gümrük kanununa göre Türk menşei sayılan eşyadır. C. Türkiye'de üretilen eşyadır. D. Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen eşyalardır. Evet, burada da
serbest dolaşımda bulunan eşya Türkiye değil mi? Bakın, Türkiye gümrük bölgesine giren eşya ile gümrük kanununa göre Türk menşei sayılan eşyadır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 33. sorumuz banko soruları arasında yine dijital göstergeli aracı aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Rot ayarı, B. Balans ayarı, C. Akü takviyesi, D. Vantilatör kayışı kontrolü. Bu soru defalarca çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Sizlere de çıkar. Yıldızlı sorular arasında tabii ki tüm seyircilere de çıkar. Akü takviyesidir. Cevap Ceyhan seçeneği. 34'e bakalım. 34. sorumuz yine hem uygulama hem de yazılıda çıkabilir. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ve kamyonun karşılaşmaları halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine. B. Kamyon sürücüsü otomobile. C. Şeridi daralmış olan diğerine. D. Otomobil sürücüsü kamyona. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz unutulmamalıdır ki bakın bir nolu aracımız otomobil, iki nolu aracımız kamyon. Her zaman geçiş üstüne sahip araçların bir sıralaması vardır. Dar eğimsi, dar taşıt yollarında aksini gösteren bir trafik işareti yoksa her zaman bakın otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıt, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi, sürenler, motorsuz araçlar, motorlu araçlara yazılı sırasına göre kendisinden önceki sıralamaya yol vermeleri gerekiyor. Bütün araçlar şöyle diyelim, otomobil sorduklarında bakın alttaki tüm araçlar otomobile yol vermek zorundadır. Burada kamyon otomobile yol verir. Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Örneğin sık sık kamyonla kamyoneti soruyorlar. Kamyon kamyonete ya da otobüsle otomobili sorduklarında yine otobüs otomobile yol verir. Cevap Bursa seçeneği dedikten sonra hemen 35'e bakalım. Yan rüzgarların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir? A. Hızını artırmalıdır. B. Kesinlikle fren yapmamalıdır. C. Hızını azaltmalıdır. D. Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir. Yan rüzgarların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda ne yapması gerekiyor? Kesinlikle sürücü arkadaşlar hızını azaltır değil mi? Azaltması gerekmektedir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 36. sorumuz yine sık sık geliyor. Bakın az önce de buna benzer bir soru çözmüştük değil mi? Evet, şöyle yapalım. Uluslararası karayol taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışma sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması AETR'ye göre 24 saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az kaç, en az toplam kaç saat olmalıdır şeklinde sormuş. 5, 6, 11 ve 24 saat. Şimdi arkadaşlar unutulmamalıdır ki şoförler 24 saat süre içerisinde toplamda 9 saat devamlı 4,5 saat ve 45 dakika mola vermeleri gerekiyor ve bu molaları 15'er dakikalık aralıklarla da verebiliyorlar. Tabi burada en az kaç saat dinlenme süresi en az kesinti kaç saat olması gerekir şeklinde demiş. Tabii ki 11 saattir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Ve yıldızlı sorular arasında 37'ye hemen geçelim. 37. sorumuzda tabii ki çok çok yine önemli sorular arasındadır. M2, M3 araçların otoyolda hız sınırı nedir? 50, 80, 90, 100 şeklinde verilmiş. M2 ve M3 nedir? M2 ve M3 araçlarımız hangi araçlardır? Tabii M2 ve M3 araçlar minibüs ve otobüslerdir arkadaşlar. Bize burada minibüs ve otobüslerin otoyoldaki hız sınırını sormuşlar. Buna dikkat edelim. Bu sorulardan da sık sık geliyor sınavda.
minibüs otobüslerin hız sınırı 50, 80, 90, 100. Otoyollarda 100'dür arkadaşlar. Cevap deniz seçeneğidir. Yerleşim yerleri içerisinde 50'dir. Yerleşim yerleri dışında yani çift yönlü karayollarında 80'dir. Bölünmüş yolda, bakın bölünmüş yolda şöyle bir bölünmüş yol çizdiğimizde burada da 90'dır. Otoyolda da 100'dür. Evet, N2 ve N3'ü de sorabilirler. N2 ve N3 araçlar kamyon ve çekicilerdir. Bunlar da yine yerleşim yerleri içerisinde 50, yerleşim yerleri dışında 80, bölünmüş yollarda 85, otoyollarda 90'dır hız sınırı. Buradan da mutlaka sınavda soru gelir. Yıldızlı sınav soruları arasındadır. Burayı da tekrarlayalım. Ve 38'e geçelim. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur? A. Turizm Bakanlığı, B. İçişleri Bakanlığı, C. Adalet Bakanlığı, D. Milli Eğitim Bakanlığı. Evet. Ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi olmayan hangisidir? Tabii ki Adalet Bakanlığı değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 39. Görüntüde görmüş olduğunuz yaralıyı araçtan çıkarma yönteminin adı nedir? Bu soru SRC'lerin hepsinde gelir. Hem yazılı hem de uygulama sınav sorusudur. A. Hemlik manevrası, B. Rentek manevrası, C. İtfaiyeci yöntemi, D. Omuzda taşıma yöntemi. Tabii arkadaşlar şekil bize neyi gösteriyor? Kesinlikle hasta yaralı omuriline zarar vermeden araçtan çıkarma tekniğidir. Bu araçtan çıkarma tekniğinin adını sormuşlar. Patlama söz konusu ise, araçta yanma söz konusu ise böyle durumlarda rentek manevrasını uyguluyoruz değil mi? Rentek manevrasıdır. Cevabımız Bursa seçeneği. Hemlik manevrası nedir? Hemlik manevrası tam tıkanmadır. Evet, tam tıkanma bilginiz olsun. Son soruya geldik arkadaşlar artık. Çok çok önemli yıldız sorular içerisinde. Aşağıdaki araçların hangilerinde takograf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunlu değildir? A. Kamyonlarda, B. Otobüslerde, C. İş makinelerinde, D. Çekicilerde. Takograf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunlu olmayan hangisidir şeklinde sorulmuş. Tabii ki takograf arkadaşlar otobüs, kamyon ve çekicilerde kullanılması gereken bir cihazdır. İş makinelerinde kullanılmaz, otomobillerde kullanılmaz. Cevap burada Ceyhan seçeneğidir. Engel işareti de yine kamyon, otobüs ve çekicilerde kullanılır ve 150 metreden işaretleme yapılır. Engel işareti. Evet. Artık yazılı sorularını bitirdik. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Yayınımızı mutlaka beğenin, yorum yapın. Arkadaşlar mutlaka yorum atın. Aldığınız notları bu videoların altlarına mutlaka paylaşın. Arkadaşlarınıza önerin ki herkes faydalansın ve hemen uygulama sorularına geçelim. Burada da bakın uygulama sorularında geçmeden bir şeklimiz var. Burayı da sıralayalım. Hem bu yazılı hem de uygulama sorusu olarak gelir. İşte kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız şeklinde soru geliyor. Burada tabii ki ambulans var, itfaiye var, polis var ve iş makinesi var. Sırayla hangileri geçmelidir? Önce 3 numara geçer ambulans, sonra itfaiye geçer, sonra 4 numara geçer polis, en sonda 2 geçer iş makinesi. Hem yazılı hem de uygulama sorusudur. Evet, birinci uygulama sorumuz şöyle: engel işaret levhası otobüs, kamyon ve çekicilerde nerede kullanılır? A. Park halinde, B. Araç arıza yaptığında, C. Yüklenirken. Tabii burada dikkat ederseniz bize engel işaretinin neyini sormuşlar?
Nerede kullanır? Kazan, değil mi? Arıza yaptığı zaman yollarda 150 metreye engel işaretimizi koyuyoruz. Otobüs, kamyon ve çekicilerde. Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. İkinci uygulama sorumuz geldi. Bakın, sürücünün sürüş düzenindeki anormallikleri tespit ederek görsel veya sesli uyarı ile mola vermesi için uyaran sistem aşağıdakilerden hangisidir? Yorgunluk tespit sistemi, yakıt bitme uyarı LEV sistemi, C şeritten çıkma uyarısı, D hiçbiri. Bu tabii ki bu soru da aynı şekilde hem yazılıda hem de uygulamada gelebilecek sorular arasındadır. Tabii ki burada da yine araç sizi uyarıyor, değil mi? Yorgun olursanız yorgunluk tespit sistemiyle sizi uyarıyor araç. Adana seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Bu videomuzda son soru. Görüntüde görmüş olduğunuz uluslararası çalışan otobüs şoförü hangi serece belgesine sahip olması gerekir? Serece 2, serece 3 ve serece 1. Uluslararası yolcu taşıyan bir otobüs şoförü hangi serece belgesini alması gerekiyordu? Tabii ki serece 1 belgesini alması gerekmektedir. Yine yıldızlı sorular arasında hem uygulama hem de yazıda geliyor. Serece 2 neydi? Serece 2 yurt içi yolcu taşımacılığında. Serece 3 uluslararası kargo ve eşya taşımacılığında. Serece 4 de yine yurt içi yük ve kargo taşımacılığı. Serece 5 de tehlikeli madde taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgeleri arasındadır. Evet arkadaşlar, kanalımıza, sayfamıza abone olun, katılın. Sizlere çıkacak daha önce atmış olduğum tüm yazılı ve uygulama sorularını çözün. Kesinlikle 90 ve üzeri not alacaksınız. Yani hayatınızın en kolay sınavıdır. Yani sınavı kafanızda büyütmeyin. Rahat olun. Gerisi gelecektir. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.